Merhaba arkadaşlar, ben Baran. Bugün size çok güzel ve herkesin imdadına koşan bir uygulamayı göstereceğim. Bunu herkes biliyordur, İnternet Download Manager. Ben bunu şunun için anlatıyorum. Çünkü İnternet Download Manager genelde biraz piçlik yapıyor. Çünkü nasıl desem, 30 günlük bir kullanım süresiyle veya siteden siteye değişiyor tabii. 15 günlük bir kullanım süresiyle insanlara ilk yüklediği zaman geliyor ve 30 günlük süreden sonra siz bunu silip tekrar yüklediğin zaman aynı serial hatasını tekrar alıyorsunuz. Bunun için çeşitli crackler var. Ama ben bunun size en rahatını, en kolayını nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Direkt siteye geliyorum. Şöyle Ahmet Turan'dan indireceksiniz arkadaşlar. Hem Türkçe hem de crackli, mis gibi. Ben zaten linki altta vereceğim. Şöyle şu yazacak: İnternet Download Manager Türkçe artı crack. Ahmet Turan. Öyle indireceksiniz. Şöyle Turbobit'ten indirin. Yani ben öyle indiriyorum. Siz, her şey sizin keyfinize kalmış. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Yükleme tamamlandığında tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar, hemen işte bir dakikayı bekledikten sonra şurada dosya indir var. Direkt tıklıyoruz. Hemen indirmeye başladı. Zaten dediğim gibi 8, yani yuvarlasak 8 megabaytlık bir uygulama. Yani aslında boyutu normaline göre büyük. Çünkü içinde crack dosyası da var. Evet, bir A hatası dedi. Bir bakalım neden öyle dedi. Tekrar deneyeyim. Evet. Arkadaşlar tekrar istiyor benden. Ben tekrar durduruyorum. Tabii siz izlerken hızlı hızlı bu kısımları geçin. Kusura bakmayın, bir sorun oldu. Ben de tam çözemedim. Evet arkadaşlar, indirdim dosyayı. Şimdi fark ettiyseniz bu Turbobit sırf ona para ödeyip Turbo modunu aktive etmek için size indirme hızınızı yaklaşık 50 kilobayt saniyeye kadar indiriyor. Bu, yani bir oyunu kesinlikle indiremezsiniz. Yani o kadar yavaş indiriyor ki. Ama ben İnternet Download Manager'la FIFA 14 indirdim ve 5,5 GB'lık bir oyun yaklaşık 1,5 saat tarzı bir şey değildi. Yani Turbobit'le indirmeye kalksanız 2 gün sürer. Neyse, ben lafı çok uzatmayayım. Açtım. Şöyle kapatalım siteyi, artık bir işimize yaramayacak. Şimdi dosyamızı aldık. Önce hemen kuruyoruz idmanı. Türkçe çıktı zaten. Hiçbir dosya kurmayacak. Evet. Şöyle kapatalım. Şimdi serial hatası vermesi gerekiyor ki doğru yaptığınız anlaşılsın. Evet. Sahte bir serialle kaydedilmiş diyor. Bu zaten crack dosyasıyla herkes de bu geliyor. İşte biz bunu çözeceğiz bugün. Şimdi beni oku dosyasını gerek yok. Ben direkt anlatıyorum size şu an. Şimdi hemen şimdi bir Windows 7 kullanıyorsanız veya işte Windows Vista falan, dikkat etmeniz gereken 32 bit mi oldu yoksa 64 bit mi oldu? Şu üstteki 32 bit
Alttaki 64 bit yazıyor zaten. Ben 64 bit kullandığım için şuradakini tıklıyorum. Evet dedim. Değişik devam etmek ister misiniz? Değişiklik yapacağım. Evet, bu da crack dosyası için gerekli bir şey. Tamam dedim. Şimdi idman dosyasının kayıtlı olduğu yere geliyoruz. Şöyle bir bakalım ya, internet download manager. Şimdi şu sahte serialle kaydedilen, biz bunu başkasıyla değiştireceğiz ve crackli dosya olacak. Şimdi göstereyim şöyle. Açmaya çalıştığım zaman bu hatayı veriyor ve bu çıkıyor. Ve şimdi izleyin. Hokus pokus. Ve açıldı. Evet, dediğim gibi idman başarılı bir şekilde açıldı. Ve videoyu sonlandırmadan önce şunu da göstereyim. Atıyorum Chrome veya işte Mozilla hangisiyle ilişkilendirildiyse o kadar hassas davranıyor idman. Çünkü hemen bir video açtığınız zaman direkt indirme dosyası geliyor ve video etkisiz hale geliyor. Bunu da kapatmayı göstereceğim size. Şurada seçenekler dosyası var gördüğünüz gibi. Ona basıyorsunuz ve şurada tarayıcılar, belli tarayıcılarda indirme dosyalarını yakalama bölümü var. Apple Safari, işte Google Chrome falan. Yani genellikle herkeste Mozilla Firefox, Internet Explorer ve Google Chrome vardır. Opera olanlar için de işte geçerli. Atıyorum siz Google Chrome kullanıyorsunuz ve dosyaları bulmasından şikayetçisiniz. Hani bir dosya açtınız ve hemen indirme sekmesi çıktı ama siz indirmeden izlemek istiyorsunuz. Bunun için şunu kapatırsınız, sonra tamam deyip çıkarsınız ve Google Chrome'da işte oradaki indirme dosyalarını yakalamaz ve rahat bir şekilde izlersiniz. Tabii indirme dosyalarını yakalamasını istiyorsanız tekrar tıklayıp tamam dersiniz. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Herkese şimdiden iyi kullanmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.